güzel bir soru arkadaşlar. ABC'nin x ile bölümünden kalan y oluyormuş şu şekilde. O zaman AB4 sayısının 36 ile bölümünden kalan B'dir ve yine aynı şekilde A 36'nın B ile bölümünden kalan 4'tür. B'nin rakam olduğuna dikkat edin. 36'nın 4 36'nın B ile bölümünden kalan 4 olması için B'nin sadece 8 olması gerekir. Zaten arkadaşlar şey olarak düşünseniz mesela B'ye 4 verseniz zaten 36 4'e tam bölünür. O zaman tek ihtimal var o da B'nin 8 olması. B 8 olduğuna göre artık şurayı düzeltelim. Buraya böyle bir sayı yazalım. A 84 sayısının 36 ile bölümünden kalan B'yi 8 bulduğum için yerine yapıştırdım. Bu ne demek biliyor musunuz? A 84 sayısının 36 ile bölümünden kalan 8 ise o zaman 8 çıkarırsam A 76 sayısı 36 ile tam bölünür. Bir sayının 36 ile tam bölünmesi için 9'a ve 4'e tam bölünmesi lazım. Zaten son iki basamaktan dolayı 4'e tam bölünüyor. Rakamlar toplamının 9'un katı olması için 6'yı daha 13 sadece A'ya 5 verebilirim. O da bir tane seçeneğim oluyor A şıkkı. Çarpı ve gerçek sayıya eşit mi bakalım? 1-2i bölü 1-i çarpı 1 artı i bölü 1-2i. Şimdi 1 artı 2'ymiş pardon. Bunun eşleniği ile çarpabilirsiniz ya da direkt çarpabilirsiniz fark etmez. Zaten her türlü bu soruda bu ışık doğru olmayacak ama benim göstermem gerekiyor size. Şimdi bunun eşleniği 1 artı i, bunun eşleniği 1 eksi 2 i. Böylece arkadaşlar 1 eksi 2 i ile 1 artı i'yi çarpacağız. Sonra sağ tarafta da 1 eksi 2 i yi ile yine 1 artı i'yi çarpacağız. Aşağıda da 1 artı 1 karesi 2, 1 artı 4, e, böylece 5 oldu. Çünkü kareler toplamını alıyorduk değil mi? O zaman 1 eksi -2i 2i'nin karesi ve 1 artı i'nin karesinden arkadaşlar muhakkak karmaşık sayı gelecek. 1 eksi 2'nin karesini hızlıca yazalım. 4 eksi 4 artı 1 eksi 4i. Sonra diğerine baktığımız zaman bakın 1 artı i de zaten karesi 2i. Gördüğünüz gibi 4i eksi 3 çarpı 2i bölü 10'da 2i'yi dağıttığımızda eksi 8 eksi 6i bölü 10 oldu. Ben böyle mecburen gösterdim soruyu çözmem gerektiği için ama siz belki fark etmişsinizdir zaten bunun çarpıldığında karmaşık sayı olmayacağını yoksa özel bir yorum yapıp şak diye böyle soruyu çözemeyeceğiz. İkincisi ama tabii ki direkt deriz. Çünkü ters çevirip çarptığımız zaman 1 artı 2 i bölü 1 artı i olacak arkadaşlar. Şimdi 1 eksi i ile 1 artı i eşlenik olduğu için 2 olur taban. Burası da yine eşlenik olduğu için 4 artı 1'den 5 gelir. Dolayısıyla bir reel sayı oldu. U artı V'ye geldiğimiz zaman demin eşleniğini yapmıştık onun. Hemen yine yazalım. Şurada son halini getirmiştik ya. Eksi 4 i eksi 3 bölü 2 Diğeri de 2i bölü 5. Zaten bunların paydalarını eşitlediğinizde gördüğünüz gibi 2i'lerin gitme ihtimali yok. Çünkü buradan eksi -20 20i gelecek. Buradan da 4i. Bu da olmadı. Yalnız 2b şıkkı. A noktasının önce bir konumunu düşünelim. Tabii bunu anlamak için eşitsizlik yapacağız. x eksi 320 192'den küçük eksi 192'den büyük eksi 192 artı 320 ekliyorum. Yine buraya da 192 artı 320 ekliyorum. Şimdi bu yerden uzaklığı arkadaşlar. Yerden de uzaklığı bir derece artıyor. 32 kilometre aşağı indikçe. Burası 32'nin arkadaşlar kaç katı? 6 katı. 32 çarpı 6 yazalım. Buraya da 32 çarpı 10 yazalım. O zaman 32 parantezinde 10-6'dan 4 oldu. Sonra yine şurada da yine 32 çarpı 10 çarpı 6'dan orası da 32 çarpı 16 oldu. Bunu niye yaptım? Her 32'de bir, bir derece artıyor ya. O zaman arkadaşlar burası e, artı 32 çarpı 4 olduğu için yeryüzünden bakın. 128 kilometre yukarıda olacak. O zaman 128 kilometre yukarıda olacağına göre şey pardon aşağıda olacağına göre edersiniz. 128 kilometre aşağıda olduğuna göre arkadaşlar Demek ki 4 derece sıcaklık artışı olacak. Burada 16 derece olur. Sonra burası da 32'nin 16 katı olduğu için eğer mesafe 32 çarpı 16 olsaydı 16 artacaktı. Çünkü her 32'de bir 16 artıyor. Böylece 16, 12 daha 28. Bu aralıkta 16 ile 28 arasında x'in sıcaklığı arkadaşlar sadece buraya göre 24 olur B şıkkı. Ölümsüz kümenin tanımı yapılmış. Eğer diyor bir kümenin eleman sayısının pozitif tam sayı bölenleri o kümenin elemanı değilse bu kümeye bölümsüz küme denir demiş. Bakın 1 2 3 4 5 6 elemanlı. K'nın eleman sayısı 6. 6'nın arkadaşlar pozitif bölenleri nelerdir? 1 2 3 ve 6. 1 2 3 6 elemanları bu kümede var mı? Yok. İşte böyle olunca bu kümeye bölümsüz küme diye bir tanım yapılmış. Bundan dolayı en az 3 elemanlı alt kümelerine bakacağız. En az 3 elemanlı alt küme bakın. 3 elemanlı bir alt kümenin eleman sayısı 3 olacağı için neler olmayacak o zaman bu kümede? 1 ve 3 olmaması lazım çünkü 3'ün pozitif tam sayı bölenleri 1 ve 3'tür. O zaman 1 ve 3'ün olmadığı geriye kalan 7 elemandan 3 elemanlı alt kümeler oluştururuz. Bakın 7 elemandan 3 eleman seçmiş oluruz. Bu birincisi. Artı 4 elemanlı bir küme oluşturacağız. Bu 4 elemanlı bir küme. O zaman bu kümenin içinde neler olmamalı? 1, 2, 4 olmamalı. Böylece 1, 2, 4'ü silersek geriye 6 eleman kaldı. 6'nın dörtlüsü diyeceğiz. Sonra bakın 5 elemanlı bir küme 5 elemanlı bir kümenin de içinde 1 ve 5 olmayacak. 1 ve 5 olmayacak. Böylece geriye 7 eleman kaldı. 7'nin 5'lisi diyeceğiz arkadaşlar. Son olarak son olarak demeyelim pardon. 7 elemanlı toplam küme. Sonra bakın buraya geldiğimiz zaman toplam 9 elemanlı bir küme. Şimdi biz buradan 6 elemanlı bir alt küme yapacağız. 6 elemanlı alt küme ne demek? Burada arkadaşlar 1 2 3 6'nın olmaması demek. 1 2 3 6 olmazsa gördüğünüz gibi geriye 5 tane eleman kaldı ama 5 elemandan 6 eleman diye bir şey seçemezsiniz çünkü seçmeniz gereken eleman sayısı elinizdeki eleman sayısından daha fazla olduğu için bunun 6 elemanlı alt kümeleri olmayacak. 7 elemanlı alt kümelere bakalım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7. Böyle bir görüntü bakın. 7 elemanlı bir küme. O zaman içinde pozitif tam sayı bölenleri 1 ve 7 olduğu için bunlar olmayacak. Demek ki 1 ve 7 olmayınca geriye 7 eleman kaldı. 7'nin 7'lisinden 1 oldu. 8 elemanlıya gelirsek yine aynı sıkıntı bakın. 8 elemanlı da 1, 2, 4, 8 olmamalı. O zaman arkadaşlar geriye 1, 2, 4, 8'i silersek seçmemiz gereken 3, 5, 6, 7, 9, 5 eleman kalıyor geriye ama benim seçmem gereken 8 tane eleman var Olmadı 9 içinde yine aynı şekilde arkadaşlar 1, 3, 9'u silmem lazım Geriye 6 eleman kalıyor 6 elemandan 9 eleman seçemeyeceğime göre demek ki bunlar olmayacakmış o zaman 7'nin üçlüsü 6'nın dörtlüsü 7'nin beşlisi Ve burada en son 1'in birlisi arkadaşlar gördüğünüz gibi Toplamları 7'nin üçlüsü 35 6'nın 4'lüsü 15, 7'nin 5'lisi 21, 71. Bir de burada 1 var, 72 oldu E şıkkı. Bilgi arkadaşlar, bir veri dizisinde aritmetik ortalama geometrik ortalamadan büyük ya da eşittir bilgisi. Bakın geometrik ortalamadan daha büyük aritmetik ortalama. K eşittir 1, 2, 3 nokta nokta en alınırsa demiş bakın. Birden n'ye kadar olan sayıların geometrik ortalaması nedir? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı n yani n faktöriyelin kare küp n'inci dereceden kökü olacak. 1, 2, 3 nokta nokta n'ye kadar olan sayıların toplamı nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Bir de payda da n olacak. Ama bakın 5. adımda burada 2 unutulmuş. Bu yüzden d şıkkı 5. adım. Evet bir üslü sayı sorusu aslında aynı zamanda çok basit bir şarpanlara ayırma yapacağız. Her iki tarafı böyle böldüğümüz zaman ağları bilmiyoruz zaten ağlardan kurtulmuş olacağız. Tabanlara aynı üstleri çıkar. x kare eksi 11 eksi x. 31 ile 32'ye bölersek 1 bölü 32 ağlar gitti. 1 bölü 32 nedir? 2 üzeri eksi 5'tir. Böylece x kare eksi 11 eksi x eşittir eksi 5. x kare Eksi x eksi 6 eşittir 0. Çarpanlarını ayırdığımız zaman x eksi 3 ve x artı 2 eşittir 0 oldu. x 1 3, x 2 eşittir eksi 2. Bunun kübü 27, bunun kübü eksi 8. Toplamları 19 oldu c şıkkı. Soruda dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bir yerde bir çelişki olacak onu göstereceğim. Önce tabi fonksiyon alalım anlayalım fonksiyon sadece görüntü kümesi 0 1'den oluşan bir fonksiyon arkadaşlar. Eğer içeri verdiğiniz sayılar pozitif olursa fonksiyon 1'e eşit oluyor. İçeriye verdiğiniz sayılar negatif olursa fonksiyon 0'a eşit oluyor. Örnek F5 nedir diye sorsa cevap 1 çıkar bu kurala göre. Ya da F-2 nedir diye sorsa cevap 0 çıkar. Bunun gibi tamam mı? O zaman arkadaşlar bu fonksiyonda ya 1 çıkıyor sonuç ya 0 çıkıyor. İki sayının toplamının 0 olması için A ve eksi A olması lazım. İkisi de birisi negatif birisi pozitif olamayacağına göre bakın sonuçların. Ya bir verebiliyoruz sonuca ya sıfır. O zaman bunların ikisinin de toplamı sıfır olmak zorunda. Eksi bir veremeyeceğin için. Böylece eksi0 olması için X x'ye'nin küçüktür sıfır olması lazım. Bakın yine z'nin de sıfırdan küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Geliyorum ikinci kısma. İkinci kısımda ne olabilir? Birinci durum ikinci kısım için. Birinci durum arkadaşlar ikisi de sıfır olabilir. Farkları sıfır olur böylece. X, Y küp negatif gelir. Sonra Y, Z yine negatif gelir. Veya ikinci durum bunlardan biri birdir. Yani o zaman X, Y küp pozitiftir. Ve yine diğeri de birdir. O zaman Y, Z de pozitiftir arkadaşlar. Bakın bunların ikisi de pozitif olursa o zaman F, X, Y küp bir olur. Bu da pozitif olursa 1 olur. Cevap 0 çıkar. Şimdi bakın. X çarpı Y küçüktür 0. Z küçüktür 0. O zaman Z kesinlikle eksi. Z eksi ise Y artı. Y artıysa, o zaman X de eksi oldu. Buradan eksi artı eksi geldi. Şimdi şıklarda zaten var. Ama biz bir de yanlışa bakalım. Çünkü tahmin usulü. Belki siz soruya şöyle de başlayabilirdiniz. Bunların ikisi de pozitif olsun. 1 eksi 1'den 0 gelsin. Şimdi Z'nin zaten birinci durumdan negatif olduğunu biliyorum. Z negatifse Y de negatif. Y negatifse X de negatif. Şimdi Y negatifse X negatifse o zaman bunları çarptığımda X çarpı Y şurada pozitif çıkıyor. Burada negatif çıkıyor. Demek ki ikinci durum yanlış oluyormuş arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız eksi artı eksi ilk duruma göreymiş C şıkkı. Tehlikeli bir soru arkadaşlar dikkatli olmanız lazım şimdi bir kere Çözüm kümesi Şunun Kesişimi demiş Eksi 2 eksi görünen şey eksi sonsuzdan 2'ye demekmiş sayı doğrusunda gösteriyorum bakın eksi sonsuzdan 2'ye kadar olan kısım budur Sonra 2a'dan da sonsuza kadar gidecekmiş şimdi 2a iki 2'nin sağında olursa Bunların çözüm kümesi boş küme olur ama denklemin çözüm kümesine bakarsak birincisi a solda b eksi a sağda olabilir. Buradan payı sıfırlayan değer a paydayı sıfırlayan değer de b eksi a gördüğünüz zaman gördüğünüz gibi x yerine yazdığımızda artı eksi artı veya b eksi a solda a da sağda bakın burada bir çözüm kümemiz var burası boş küme değil. O zaman demek ki 2a neymiş? 2'nin solundaymış böyle bir görüntü olursa 2a'dan sonsuza kadar ve 2'den eksi sonsuza kadar olan kısım kesiştiği zaman 2a 2 aralığını verir. Ha, demek ki çözümümüz 2a'ya 2 aralığıymış. Şimdi buradan neyi anlıyoruz? 2a 2'nin solunda kaldığı için bir de a'nın 1'den küçük olduğunu anlıyoruz. Şimdi birinciyi çözüm kabul edersem 2a arkadaşlar buraya eşit olur. 2a a'ysa a sıfırdır. B eksi a da 2 olması gerekir. Şuradan dolayı a zaten sıfır olduğu için b 2 gelir. Çarpımları sıfır olur. Ama şunu diyebilirsiniz hocam hemen a'ya b eksi a dediniz de belki b eksi a soldaydı a sağdaydı. Bakalım o zaman şimdi b eksi a 2 a'ya eşit olursa b buradan 3 a'ya eşit olur. 2 de a'ya eşit olursa B buradan 6 olur. Ama problem ne biliyor musunuz? Biz ne dedik sorunun başında? Bu şartların sağlanması için 2A'nın 2'nin solunda yani A'nın 1'den küçük olması lazım. Buna göre A 1'den küçük olmuyor bakın 2 olduğunda. Şu tablo değil üstteki tablo olacakmış. Bu şekilde bu iyi bir soru. Sınavda da bazen arkadaşlar deneme yanılma yoluyla yapmanız gereken AYT soruları oluyor. O yüzden Merak etmeyin, telaşlanmayın. Sürede var zaten yeterince. Doğrusunu ilk anda fark ederseniz ne ala. Fark edemezseniz çok problem değil böyle bir soru modeli için. Soruda rasyonel olabilmesi için karekök dışına çıkmalı. Yani karekökü olan bir sayı olmalı. İrrasyonelse de karekökü olmayan sayılar olmalı. Şimdi rasyonel olan sayılar için 1, 4, 9, 16, 25, 36 ve 49. Yani toplam 7 sayı için arkadaşlar gördüğünüz gibi n artı 2 eşit olacağı için elemanlarımız 3, 6, 11. E, hatta bunların evet aynen 3, 6, 11, 18, 27, 38 ve 51 olduklarını görüyoruz. 7 tane sayı için bu durum sağlandı. Kök n irrasyonel ise n bölü 5. Şimdi kök n örnek kök 2. Ama burada o zaman 2 bölü 5 tam sayı olmuyor. Ya da kök 3 evet irrasyonel ama 3 bölü 5 tam sayı olmuyor. Buradaki terimlerden kaç tanesi tam sayıdır demiş. O zaman ne yapacağız? Burada arkadaşlar 5, 10, 15, 20, 25'i e ele 30, 35, 40, 45 ve 50. Bunlar da arkadaşlar hem kare kökleri yok hem de karekökleri olmadığı için irrasyonel böylece n bölü 5'ten 5'e bölündükleri için buradan da arkadaşlar 9 sayı geldi. Toplam 16 tane tam sayı geldi A şıkkı. Mümkün olduğunca az bilinmeyen kullanmak için A1 cinsinden yazmak mantıklı bakın. A1 artı D'ye eşit olacak. Formülü bir hatırlayalım. a AN eşittir AK artı N eksi K çarpı D'dir. Dolayısıyla A2 yerine A1 artı D yazabiliriz. Bakın ee, A1 aralarındaki fark 2 eksi 1'den 1 çarpı D. Bu yani özel bir şey yapmadım. Aşağıya A1 yazdım. Eşittir A8 yerine bakın. A1 artı 7D. Aşağıya A1 artı 2D. Sağ tarafı yazmama gerek yok aslında. Çünkü oradan herhangi bir oranı kullanmamız bize zaten. Bakın şöyle yapayım. A1 artı 10D bölü. A1 artı 3D. Ben şu orandan yararlanarak A ve D'nin oranını bulabilirim aslında arkadaşlar. Bakalım şimdi içler dışlar yaptığımız zaman A1'in karesi artı 3A1D artı D kare eşittir. A1'in karesi artı 7A1D oldu. A1'in karesi gitti. Buradan artık D kare şurada da 2D varmış düzelteyim 2D kare. 2D kare eşittir. 4A 1D'den D0 olursa arkadaşlar şu cevabı elde edemeyiz. Cevabın 2 gelmesi lazım. Çünkü D0 ise bu aritmetik dizi değil sabit dizidir. Böylece bütün elemanlar birbirinin aynısı olur. Bakın A2 eşittir. A1 artı D0 olduğu için A2 A1 eşit olur. Toplamlar o zaman 2A1 bölü A1'den 2 gelir. Bu yüzden D0 olamaz. D eşittir 2A1 oldu. Şimdi burada git yerine yaz. A1 artı D yerine bak 2A1 yazdım. Sonra A1 artı 3D yazacağız ya normalde. O zaman 3D yerine 6A1. Yine A5 yerine A1 artı 4D. 4D yerine de 8A1 yazarız. Dolayısıyla 10A1 payda 9A1 pay cevabımız E şıkkı geldi. 10 bölü 9. Elen 2, Elen 3, Elen 5 cinsinden yazacağız. Önce burayı bir açalım. Elen 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. Elen 6 faktöriyel parantezinde 7 eksi 1. Elen 6 faktöriyel çarpı 6 oldu. 6 faktöriyel 720. Burası da 6. Çarpanlarını ayırmamız yeterli artık. 720, 72 çarpı 10 çarpı 6. 72, 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. 2. 10, 5 ve 2, 6, 2 ve 3 o zaman 2 üzeri 5, 3 üzeri 2 bakın sonra da 5 üzeri 1 oldu. Burada artık elen 2 üzeri 5, 5 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 1 diyebiliriz. Artık parçalarını ayırırsak 5 elen 2 artı 2 elen 3 bir de burada bir tane daha 3 varmış 3 üzeri 1'den 3 üzeri 3 olacak. O zaman 3 elen 3 olacak arkadaşlar. Ve sonunda da 5 elen 5. Elen 2 zaten m'ydi. 5 m. Elen 3 neydi? 3 ne? Ve elen 5 de uydu. 5 m, 3 n u oldu toplamları. A şıkkı. Köklerinden biri Kökler çarpımına eşitse arkadaşlar aslında diğer kök 1'dir. Bakın x1 çarpı x2'nin köklerden birine eşit olması için veya x2 hiç fark etmez. Hangisi olursa işte bir tanesi kökler çarpımına eşit. Sıfırdan farklı olduğuna göre sadeleştirebilirsin. Bakın gördüğünüz gibi bu köklerden biri 1 oldu. Buradan yararlanarak isterseniz denklemde yerine yazın. İsterseniz de şunu yapın. Köklerden biri 1 ise Kökler çarpımı m artı 1 bölü 2 ya. O zaman diğer kökte budur. Hemen kökler toplamından 3 artı m bölü 2 payda eşitleyince 2m artı 7 bölü 2'ye eşit. m arkadaşlar eksi 4 geldi. C şıkkı oldu. Polinomun kökleri eksi 1, 2 ve eksi 3 verilmiş. Bu şu demektir arkadaşlar. Px polinomunun kökü buysa p eksi 1 sıfır. Yine p 2 sıfır ve p-3 sıfırdır. İşte arkadaşlar siz bir polinomu değiştirmediğiniz sürece içi ne olursa olsun x, 1 milyon x, x kare bölü 2, x kare eksi 2, x eksi 1 hiç fark etmez. İçi ne olursa olsun bu polinomun içine eksi 1 yaptığınızda, 2 yaptığınızda ve eksi 3 yaptığınızda polinom sıfıra eşit oluyormuş. O zaman bu polinomun da arkadaşlar içine eksi 1 yapmamız lazım. Yine içini 2 yapmamız lazım ve yine içine eksi 3 yapmamız lazım. Köküne demiyorum ben eksi 1, 2, eksi 3'tür. Evet px'in kökleri eksi 1, 2, eksi 3'tür. Bunun kökleri de bunun içine eksi 1, 2 ve eksi 3 yapan yerlerdir. Böylece x kare eksi 2, x eksi 1. Eksi 1'e eşit olunca polinom 0'a eşit oluyor. Bu yüzden x kare eksi 2, x eşittir 0'dan. Yeni polinomun kökleri 0 ve 2 geldi. Sonra bakın x kare eksi 2x eksi 1 2'ye eşit olursa x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 olur. Buradan da x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0 olur. 3 ve eksi 1 geldi. Sonunda da x kare eksi 2x eksi 1 eksi 3 olursa böylece arkadaşlar x kare eksi 2x artı 2 eşittir 0 olur. Ama burada bakın 4 eksi 8'den delta negatif geliyor, reel kök gelmiyor. O zaman kökler 0 2, 3 1. Cevabımız 4 oldu. Bir örnek vereyim bakın. x'e 0 verdiğiniz zaman P polinomu içine oluyor bak 0 0 1'den P 1 oluyor. Gerçekten P 1 de 0'dı. İşte bu şekilde polinomların içlerini değiştirdiğimiz zaman sonuçların değiştiğini sakın düşünmeyin. Iki, üçüncü dereceden bir polinom verilmiş arkadaşlar ve bu polinomun grafiğinin bir kısmı verilmiş. Bakın şimdi eksi 3'te başlamış. O zaman burada toplam 3 kök var ya üçüncü dereceden demiş. Şimdi arkadaşlar bakın buradan böyle inmesi lazım. Niye biliyor musunuz? Şu eksi 3'te çift katlı olur, 2 kök buradan gelir, birbirine eşit 2 kök eksi 3 eksi 3 şeklinde. Bu bilmediğimiz bir k kökü olsun. İşte size. Üçüncü dereceden üç tane kökü olan ama ikisi birbirinin aynısı olan denklem arkadaşlar. Çift katlı köklerin sakın e, birden fazla olduğunu unutmayın. Bazen şu yanlış anlaşılıyor çünkü x eksi birin karesinin kaç kökü vardır? Bir tane kökü vardır. Hayır, iki tane birbirine eşit kökü vardır. O yüzden burada toplam kök sayısı sayı 3 ama iki tanesi birbirinin aynısı. Bu şekilde arkadaşlar, görüntümüz bu. Baş katsayı eksi bir. Neydi? Nasıl buluyorduk? Ee, x eksi eksi 3'ten x artı 3'ün karesi çünkü 2 tane eksi 3 var bakın çarpanlar böyle buradan da x eksi k parabolde şey parabol diyorum polinomda 0 verdiğimizde 9 geliyormuş eksi 1 çarpı 9 çarpı eksi k eşittir 9'dan k 1 geldi demek ki bu polinom eksi x artı 3'ün karesi x eksi 1 polinomuymuş P kare x eksi 1 polinomunun sabitlerimi hangi polinom olursa olsun sabitlerim için x'e 0 verilir. Böylece P kare eksi 1 soruluyor. P kare eksi 1 bulmak için önce bir P eksi 1 bulalım. P eksi 1 eksi çarpı 4 eksi 1 yazdığım için. Şurası 2 oldu. 2'nin karesi 4. Eksi 1 eksi 1 daha. Eksi 2 bunları çarpınca ne geldi? 8. Demek ki P eksi 1 8 ise kare eksi 1 64 olur. D şıkkı. Bir kural verilmiş. Eskiden bu geometrik seride anlatıyorduk bunu. 1'den R'ye kadar arkadaşlar 1 bölü 1 eksi R'dir. Sonsuza kadar giderse bunların toplamı. Bakın şimdi yalnız burası 1'den başlamamış. O zaman ne yapacağım formüle uydurmak için? 1 bölü 17 parantezini alacağım. 1 artı 1 bölü 17 artı 1 bölü 17'nin karesi nokta nokta yine sonsuza gidecek. Burasının formülünü kendi vermiş. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 17. R çünkü gördüğünüz gibi 1 bölü 17'yi eşit. Buradan 1 e, ne geliyor? 17 eksi 1 bölü 17'den şurasının tamamı 16 bölü 17 oldu. Dikkat edelim. Şimdi ters çevirince orayı bir de 1 var ya burada. 1 bölü onu ters çevireyim hatta görün. 17 bölü 16. O zaman 1 bölü 17 çarpı 17 bölü 16'dan 1 bölü 16 geldi içerisi. Dışarıda logaritma 8 var. Burası da 1 bölü 16. Tabanın üstü ters çevrilir. Buradan 1 bölü 3 gelir. 1 bölü 16 da 2 üzeri eksi 4'tür. Bu da eksi 4 olur. Log 2 2 gitti. Cevabımız A şıkkı. Simetri eksenine göre katlanmış demek ki. Bakın şöyle katlanınca bunlar üst üste gelmesi demek. Ne demek arkadaşlar? Uzaklık zaten eşit olacağı için A noktasıyla B noktası simetriktir. Simetri eksenine göre simetriklerse bunların apsisler toplamının yarısı x eşittir r doğrusundan geçer. O yüzden 0 artı 4 bölü 2 r'ye eşit olur. Buradan da arkadaşlar artık tepe noktasının apsisinin 2 olduğunu anladığımız için köklerden diğeri de x2 artı 1 bölü 2'nin 2'ye eşit olması için 3 gelir arkadaşlar. Denklemde baş kat bilmiyoruz a. x eksi 1 çarpı x eksi 3 kökleri bilinen bir parabol denklemi. Buradan 4'ü e 3 noktası parabolün üzerinde olduğu için yerine yazacağız. a çarpı 4 eksi 1 3 4 eksi 3 1 eşittir. Ordinatı 3 bakın 4'e 3 noktasının. A buradan 1 oldu. Demek ki arkadaşlar bu parabolün denklemi x eksi 1 çarpı x eksi 3'müş. x gördüğümüz yere 5 yazarsak 5 eksi 1 4. 5 eksi 3 2. Böylece f5 8 oldu D şıkkı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir duruma dikkat etmeniz lazım. Diyelim şuradan bir yerden zımbalandı bu kağıt tamam mı? Sonuçta biz bunu geri açalım. Bazı katlama sorularını lütfen geri açarak görün. Şimdi katladık şu çizgi buraya geldi. O zaman şu katlama uzunluğunu bize ne vermişti soruda? 1 artı log 2x ya. 1 artı log 2 kök x. O zaman simetrik olarak öbür tarafa katlandığı için 1 artı log 2 kök x olacak. Ve şuradaki bakın boşluğu soru bize log 2 4 olarak vermiş. Yine o zaman arkadaşlar şurada boşluk yine aynısı olacağı için log 2 4 olacak. Bakın burası da log 2 4. O zaman buradan şu sonuç çıkıyor. Bir kere şu kağıdın 2 zımba işaretinin olduğu yer. Ne geldi benim yaptığıma göre? 1 artı log 2 kök x'in 2 katı. Bu neye eşit oldu? Log 2 3 x artı 3'e. O zaman 1 artı log 2x'i düzelteyim. Diyeyim ki burası log 2 kök x çarpı 2. 1 çünkü nedir? Log 2 2. Hemen log 2 2 ile log 2 kök x'i toplarsak bu olur. Ve arkadaşlar bu katsayı üste geliyordu. Log 2 kök x çarpı 2'nin karesi olur. Buradan da log 2 2 karesi 4x. Sağ tarafa geldiğim zaman orası zaten log 2 3x artı 3 oldu. 4x eşittir 3x artı 3'ten tabanlar aynı olduğu için x 3 oldu. Şimdi x 3'te arkadaşlar m değerini bulalım. Log 2 3x artı 3 yerine yazdığım zaman log 2 3 kere 3 9 3 daha 12. Sonra artı log 2 4'ten 2 tane var. Log 2 4'ten 2 tane var ne demek? Log 2 4 zaten arkadaşlar biliyoruz ki 2. Bu da 2. Burası 4 oldu. Log 2 12'ye dikkat ederseniz. Log 2 8 olsaydı 3 olurdu. Eğer log 2 16 olsaydı 4 olurdu. 3 4 aralığında bir sayı. 3 4 aralığında bir sayıya 4 ekleyeceğiz. Şimdi m sayısını bakın şuraya a diyelim. A sayısı 3 ile 4 arasında. Buna 4 ekleyeceğim. 7 ile 8 arasında olacak. Zaten A artı 4 de M'ye eşit C şıkkı. Bileşke fonksiyonu oluştururken arkadaşlar şöyle yapacağız. F bileşke Gx yaptık şimdi tamam mı? Burada içeriye Gx yazacağımız için. X büyüktür 0 için o zaman artık burası Gx x kare olur. Haliyle fx kare de buradan x kare artı mutlak x Kare ve 2. Zaten bir şeyin mutluluğunun karesi pozitif veya sıfırdır. Bu yüzden x kare artı x kare bölü 2'den direkt x kare geldi. x kare de arkadaşlar tüm reel sayılarda tanımlıdır ve süreklidir. Gelelim şimdi x küçük eşit sıfır olursa. x küçük eşit sıfır olursa x diye çıkıyormuş bakın. E, o zaman f bileşke g x eşittir. f x olur f(x) de x artı mutlak x bölü 2. x küçük eşit sıfır için mutlak x nasıl dışarı çıkar? Eksi x diye çıkar. Bu yüzden sıfır. Zaten sıfır olduğu için sabit fonksiyon geldi. Sabit fonksiyonda şöyle bir fonksiyon olduğu için, pardon, şöyle yani, şöyle bir fonksiyon olduğu için y eşittir sıfır doğrusu tüm reel sayılarda tanımlı ve süreklidir. O zaman bu fonksiyon tüm reel sayılarda tanımlı ve sürekli oldu. Hemen bir şey ekleyeyim. Bunu anladıysanız geçebilirsiniz ama bazı arkadaşlarımız x küçük eşit 0 olunca mutlak değerde şunu soruyor. Hocam madem x küçük eşit 0 negatif olmayan x eşittir 0 verirsem ama 0 diye çıkmaz mı? Yani eksi x diye çıkarırsak bunu hatalı olmuyor mu? Hayır bu bir kuraldır. Zaten mutlak değerde arkadaşlar. Size mutlak x eşittir eksi x derse x küçük eşit 0'ı der. Bunun sebebi de şudur. Eksi 0 sıfır da sıfıra eşit. O yüzden bir hata yok. Ya da mutlak x eşittir. X e hemen x büyüktür sıfır demeyin. X büyük eşit sıfır deyin. Çünkü 0 da arkadaşlar böyle 0 olarak çıkar. Bunu unutmamak lazım. Eklemiş olayım. E şıkkı cevabımız. Siz bir eğriye böyle teğet çizdiğiniz zaman bu x eksenine paralel oluyorsa arkadaşlar o zaman bu şu demektir. x eksenine paralel bir doğrunun eğimi sıfırdır. Bu yüzden o noktadaki türevi de sıfır olur. Şimdi e elen x'in kübü demiş. Logaritmada kuralımız a log a b direkt b'ye eşit olur. Bu yüzden bunlar gider. x küp. Sin kare x artı kos kare x 1'dir. Eksi m oldu. Eksi m x oldu. Eksi 3. Şimdi hemen türevini alıyorum. 3 x kare eksi m f türev x kaçta sıfır oluyormuş? 2 verince. f türev 2 eşittir. 3 kere 4 12. Eksi m eşittir 0. N 12 A şıkkı. Bu da değer verme kısmını biraz dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü iki aşamalı limit h bu h fonksiyonu bir de f'de limite bağlanmış. O yüzden ne yapacağız bakın? Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken şimdi limit x 2'ye sağdan yaklaşırken h 2 artı demek istiyor bize. Ben kısaca böyle limit h ee, x 2'ye giderken hx'i yazmam anlayın ben böyle yazarım h2 artı diye o 2'ye sağdan yaklaşmak demek tamam mı? Şimdi h2 artı ne oluyor o zaman? 2'ye sağdan yaklaştığımızda tabii 2'nin dibi olduğu için mecburen 3'ten küçük olur. Böylece arkadaşlar limit x 1-2 artı. Burada da 1-2 artı biraz kafa karıştırıcı geliyor. Ben o yüzden konu anlatımında hep şunu söylerim. Bunu böyle 2'ye çok yakın bir sayı gibi düşün. Normalde 2.1 gibi olmaz, bile olmaz aslında bu. Böyle ufacık bir sayıdır 2'ye yakın. Ama daha kolay işlem yapmak için ben şimdi dedik 2.1 yazayım. Böylece 1 2.1 ne oldu? Limit x 1.1 oldu. Peki bu fonksiyon neymiş? fx artı 1'miş. Bakın burada yaptık bu işlemleri. Hemen yerine yazdığımız zaman limit x eksi 1'e 1, e 1 eksi 1.1'e yaklaşırken x artı 1 olduğundan f eksi 0.1 oldu yerine yazınca. Bu benim için şu demek artık işte. Sorunun bu noktasına kadar böyle değer vererek geleceksin ki anla olayı. Bu 0 eksi. Öbür türlü belki yine anlardınız bilmiyorum ama bana bu hep daha kolay geliyor arkadaşlar. Yaz yerine Yakın bir sayı, öyle 2.5 falan yazma sakın. 2.01, 2.1 gibi. Yaz, böylece daha kolay nereye yaklaştığını anlayacaksın. Fo fonksiyon sıfıra soldan yaklaştığımızda nereye yaklaşıyor bakın. 2'ye gördüğünüz gibi. O zaman burayı hallettik. Şimdi aynı yorumu burada da yapacağız. 4 eksi. Limit 4 eksi olduğu zaman ben ona da yaklaşık 3.9 diyeyim. Bu kadar bile değil aslında. 4'e çok yakın böyle bir sayı gibi. Ama işlemi kolay yapmak için burada... H3.9 diyelim. H3.9 için bunu kullanacağız. Limit x 3.9 eksi 4. Bu da ne yapıyor? F x eksi 4 için eksi 0.1. O zaman bak şimdi eksi 0.1 eksi 4 olduğu için f eksi 4.1 geldi. Bu da işte sana şunu anlatıyor. Bu eksi 4'e soldan yaklaşmayı soruyormuş sana. Eksi 4'e soldan yaklaştığımızda bu da nereye geldi? Eksi 4'e. Toplamları eksi 2 geldi. Biraz tehlikeli bir soru. Bu şekilde değer vererek daha mantıklı. Arkadaşlar soruda lütfen dikkat edin. Bir kere fonksiyonun türev grafiği verilmiş. Bakın türevi. Türevde üst taraf olursa artandır. Alt taraf olursa azalandır. O yüzden bu fonksiyonun altında hiçbir yer yok. Grafiğin hiçbir kısmı x eksenin altında kalmamış. Bu yüzden fonksiyon arkadaşlar üstte kaldığından daima artan. Gelelim ikinci kısma. İkinci öncülde bakın fonksiyonun türev kısmı bakın. F türev fonksiyonunun 3 farklı noktada yerel ekstremumu vardır. Bu şu demek F türev fonksiyonunun ekstremum noktasını bulmak için şuna bakacaksın. Artık buna normal fonksiyon muamelesi yap. Kafan karışmasın diye bir sil. Bunu normal bir fonksiyon olarak gör. Tamam mı? Böyle f gibi olsun. Çünkü bunun ekstremumuna bakacağız şimdi. Ekstremum noktası bazen şöyle, doğru tabii ki. Böyle zirve ve dip noktalardır. Buralar bakın ekstremumdur. Ama fonksiyonun tanımlı olmadığı yerlerde de ekstremum noktası olur. Nasıl anlarsın onu? Bir fonksiyon böyle artarken birden azalışa geçiyorsa işte burada arkadaşlar türev olmamasına rağmen fonksiyon artıştan azalışa geçtiği için burası ekstremum noktasıdır. Lütfen dikkat edelim. Çünkü ekstremum noktasında türev olmak zorunda değil. Şöyle bir zirve değer var mesela. Burada türev yoktur ama burası zirve değer. Onun gibi düşünün. Yine aynı şekilde artıyor azalıyor. Kopma olmuş sorun değil. Kopma var ama artıştan azalışa geçtiği için ekstremum var. Dolayısıyla arkadaşlar bakın eksi 4'te bir ekstremum var. Neden? Azalıştan artışa geçiyor. Sonra x eşittir sıfırda artıştan azalışa geçtiği için yine bir ekstremum var. İkide arkadaşlar Fonksiyon azalıştan artışa geçtiği için yine ekstremum var. Dolayısıyla 3 noktada ekstremum var arkadaşlar. F türev x fonksiyonu her e, reel sayı için integrallenebilirdir denmiş. Bu kafanızı karıştırmasın. Bir fonksiyon türevi alınmış bu hale gelmiş. O zaman siz integralini alırsanız geri f fonksiyonunu elde edersiniz. O yüzden burada sürekliliğe falan bakmaya gerek yok. Türevi alındığı için bu grafik elde ediliyor demek ki bu bir fonksiyonun türevi. Yani önceden bir f fonksiyonu varmış. Dolayısıyla bunun integralini aldığımızda geri eski haline elde ederiz. Bu yüzden 3 durumda doğrudur. E şıkkı. Polinomdan hatırlayacağımız şey, toplamın derecesi büyük olanın derecesine eşittir. Tabii ki türev aldıkça derece küçüleceği için P türev x'in derecesi P ikinci türev x'ten büyüktür. O zaman arkadaşlar Toplamın derecesi P'nin türevinin derecesine eşittir. E toplamın derecesi birinci dereceden P türev x de birinci dereceden bir polinom. Hakikaten türevini alırsak bakın ikinci türevde a oluyor. Topladığımızda ax artı b artı a eşittir. 2x'ten baş katsayı burada a eşittir. 2 demek ki b artı a da 0 olacak sabit sayı yok çünkü. b artı 2 eşittir sıfır b eksi 2. Polinomun türevi kendisi değil. Polinomun türevi 2x eksi 2 oldu. Polinomun kendisi için integral alırsak her iki tarafın integralini aldığımızda x kare eksi 2x artı tabii ki sabit bir sayı var c var. Şimdi arkadaşlar güzel bir eşitsizliğe bağlanmış. P2 yerine yazarsam 4 eksi 4 artı c çarpı P4. Güzel bir soru yıldız koyalım buna da. 4 koyduğumuz zaman 16 eksi 8 artı c küçüktür 0. Dolayısıyla tablo yaptığım zaman c 0. Burada da eksi 8 artı eksi artı. Burayı sağlayan kaç değer var? 7 tane değer var. Şimdi sorunun cevabı da 7. Niye biliyor musunuz? Px polinomu x kare eksi 2x artı c. P0 polinomu direkt c'dir. C'nin alacağı değerler kaç tane geldi? 7 tane geldi. O yüzden cevabımız C. En fazla deyince zaten insan bir türev düşünüyor arkadaşlar ama tabii biz ezberci yaklaşmayalım. Önce bir olayı anlamaya çalışalım. Şimdi C noktası ve D noktası var. Burada dikdörtgenin kenarlarından bir tanesi, bir köşesi C bakın parabol üstünde, diğeri doğru üstünde. O zaman ben şöyle bir BC'ye X desem Böylece C noktasının ordinatı ne olur arkadaşlar? X kare. Doğru mu? Sonra D noktası da aynı şekilde absisi X olan bir nokta. Bunun da ordinatı 16-X. eksi Böylece DC'ye 16-X, eksi eksi X kare kaldı. Dikdörtgenin alanı BC kenarı X, CD kenarı da 16-X, eksi eksi X kare olduğu için işte size alan denklemi manasında ax. Ne yapacağız? Dağıtacağım. 16x eksi x kare eksi x küp alan denklemi. Bu alanın en büyük olması için tabii ki alanın en büyük olduğu değeri bulmam lazım. O da türevle mümkündür. Çünkü bir denklemin alabildiği en büyük değeri bulmak için parabol değilse, normal işte doğru değilse mecburen türevden yararlanırız. 16 eksi 2x eksi 3x kare eşittir 0 bize türevin maksimum olduğu yani ekstremum noktası yani bunun alabileceği en büyük değerin x değerini verecek. Buradan 3x kare artı 2x eksi 16 diye öbür tarafa atayım. 3x x diyelim. Şuraya artı eksi 2 desem. Buraya da 8 desem bak oluyor gördüğünüz gibi. 3x artı 8 çarpı x eksi 2 eşittir 0. Tabii ki x negatif olamayacak. x pozitif olacak sağ tarafta olduğu için. Böylece bir kenarı 2. Şöyle bakın dikdörtgenin x eşittir 2 bulduk. Diğer kenarda 16 eksi x eksi x kareydi. 16 eksi 6'dan 10 oldu. 10 çarpı 2'den 20 birim kare geldi e şıkkı. Ergahlarını karşılaştırmak için tabii ki ne yaparım? Parabolle doğruyu üst üste çizerim ki bunların böylece şu iki noktada aynı yerden geçtiklerini görürüm arkadaşlar. Böylece aynı yerden geçtiği dediği şey aslında bunların kesim noktalarını soruyor bize. Kesim noktalarını sorarken ikisi de böyle y eşittir, y eşittir olduğu için birisinde y gördüğüm yere 3x-1 yazarım ve ortak çözerim. Ortak çözerken de x kare eksi 7 x artı 5 eşittir 0 olacak. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Bizden ordinatları istiyor ya. Burada gördüğünüz gibi çarpanlarına ayrılmıyor. Yani sayılar güzel gelmiyor. Hocam o zaman bulmam gerekiyor mu? Tek tek noktaları sorsaydım evet mecburen bulman gerekiyordu. Ama burada sizden y1 artı y2 isteniyor. Ve şunu yapacağız. x1 artı x2 kökler toplamından 7. Ayrı ayrı x1 ve x2'yi bulmadan y1 artı y2'yi şöyle bulurum. Şimdi bu noktalar kolay olandan gidelim. Parabol denkleminde yazmayalım. İkinci derece denklem. Aynı zamanda doğrunun üstünde ya bunlar doğru denklemini sağlar. Bakın y1 eşittir. 3x1 eksi 1. Y2'ye gel. 3x2 eksi 1. Bir tanesi bakın absisi x1 olan nokta. Bir tanesi x2 olan nokta. Bunun ordinatı y1. Bunun ordinatı y2 yerine yazdığım zaman taraf tarafa topladığımda hiç bakın kökleri ayrı ayrı bulmadan 3 parantezinde x1 artı x2 eksi 2 bunu zaten 7 bulmuştuk. 21 eksi 2'den 19 oldu. Muhtemelen birçok kişi bu noktada takılmıştır. Böyle güzel bir yorum. Arkadaşlar önce şu ifade biraz korkutucu görünüyor ama aslında bunu yapa yapa sorularda soru bankalarında gördüğünüzü düşünüyorum. Çünkü durum şudur. Burada bakın bu x kare bölü fx'in türevini göstermiş bize şu ifade. Bakın kontrol edelim gerçekten öyle. 2x çarpı fx eksi f türev x çarpı x kare bölü fx'in karesi. Zaten payda ikincinin çarpımı, ikincinin karesi oluyordu. O yüzden hakikaten doğru yapmışız. Bunları fark etmek lazım. Yani ben bunu nereden düşüneceğim? Biraz arkadaşlar işte bu türevden bunu hatırlayarak tamam mı? Böylece bu integral birden ikiye bu ifadenin türevinin integrali zaten kendisidir. x kare bölü fx birden ikiye olacak. Önce bu basitti halledelim. Sonra gelelim ikinci duruma. İkinci durum nedir? Siz bir eğrinin böyle arkadaşlar bir noktasından bir teğet çiziyormuşsunuz. Bir de şöyle bir iki noktasından teğet çiziyormuşsunuz. Tamam mı? Şöyle. Bu teğeti çizdiğiniz zaman da 2y2 diyelim. Burada çizilen birinci doğrunun denklemi buymuş. O zaman bu hem doğrunun hem eğrinin üstünde olduğundan doğruyu da sağlar. yerine yazarsanız 2y eksi 1 artı 5 eşittir 0'dan y 1'i e, kaç buluyoruz Eksi 2 buluyoruz değil mi? Sonra ikinciye geldiğimiz zaman, yine bu doğruyu da sağlar aynı zamanda eğrinin de üstünde. Bu da arkadaşlar yerine yazdığımız zaman 3y artı 2 eksi 11 eşittir 0'dan y 2 eşittir. 3 gelecek. O zaman artık yerine yazalım. Şimdi 4 bölü f2 eksi 1 bölü f1'dir. İntegralin sonucu f2 arkadaşlar ne bulduk? 3. 4 bölü 3. Eksi f1 ne bulduk? 1 bölü 2. Bir de önünde eksi var. Artı 1 bölü 2 oldu. Pay eşitledim 2. Pay eşitledim 3. 8 3 daha 11 bölü 6'ymış. A şıkkı. Çok basit temel bilgiler ama nokta doğruyu ve eğriyi sağlar. Teğets arkadaşlar bu basit bilgiyi de kullandık. Bunlarda arkadaşlar size şöyle fx, gx verip başka şekilde içeriği değiştiriyorsa hemen orayı klasik fx'e döndüreceğiz. Nasıl harf değiştirerek bakın diyeceğiz ki x eksi 2 u olsun. Her iki tarafın da diferansiyelini aldığım zaman yani türevini alıp yanına dx yapıştırdığımızda sol tarafın türevi 1'dir. O yüzden dx. Sağ tarafın türevi 1'dir. O yüzden du. x eşittir. Eksi 2 için sınırımız eksi 2 bakın. u ne geliyor? Eksi 4 geliyor. x eşittir 4 için sınırımız u eşittir 2 oluyor. Demek ki bu integral eksi 4'ten 2'ye f u d u. Zaten buradaki u'lar aynı harfe döndüğü an artık f x x yapabilirsin demek bunu. Sonra aynı yorumla ee, x eksi 1 bölü 2 eşittir u diyeceğim. Buradan da dx bölü 2 eşittir du olacak. dx eşittir 2 du olur. Şimdi buradan yola çıkarak bir de ne söyleyeceğiz? x'e 5 verdiğimiz zaman 5 eksi 1 bölü 2'den u arkadaşlar 1, e, 4 oldu pardon. Aman 2 oldu. E, 3 verdiğimizde 3 eksi 1 bölü 2'den de u 1 oldu. Bunun sınırı da bakın integral. 1'den 2'ye G U D U'nun 2 katı. Onu en dışı aldım. G U D U oldu artık arkadaşlar. Burası. Bunu da zaten U'ları X yaparsak G X D X'in 2 katı soruluyormuş soruda bana. Şimdi bu işlemleri yapalım artık. Bakalım. şöyle çizgimi çekeyim. Fonksiyonu çözeyim. İntegral eksi 4'ten 2'ye f x dx nasıl dışarı çıkacak arkadaşlar? Şimdi yapmamız gereken şey eksi 4'ten 2'ye olduğu için integral eksi 4'ten 1'e kadar mutlak 2x artı 4 dx'i kullanacağız. Çünkü bakın 1'e e kadar bunu kullanabilirsin diyor. Sonra artı integral 1'den 2'ye kadar da gx dx'i kullanabilirsin. Zaten mevzumuz bunu bilmemek. Şimdi Burayı mutlak değerden çıkarırken içeriği sıfır yapan değer arkadaşlar eksi 2. Eksi 4'ten eksi 2'ye kadar eksi 2x eksi 4 diye çıkar. Mutlak değerlerde hep söylüyoruz. Limit türev integralde önce dışarı çıkarın sonra integrale başlayın veya limite veya türeve. Böylece eksi 2'den de 1'e e, artı 2x artı 4 diye çıkar. Buradan da integral aldığınız zaman eksi x kare. Eksi 4x 4'den eksi 4'ten eksi 2'ye artı integral al, alırsak integralini x kare artı 4x eksi 2'den 1'e kadar. Şu ifadeye de böyle kocaman a diyelim. İşte bunun toplamı 17'ymiş. Şimdi arkadaşlar şu işlemleri sizi bekletmemek adına şuraları isterseniz siz de tek tek yerine yazın ama söyleyeyim buranın cevabının ne çıktığını. Çünkü burada sadece ne yapacaksınız? Eksi 4 artı 8 Sonra eksi parantezin alıp eksi 16 artı 16 diyeceğiz. Sonra artı 1 artı 4 eksi e, 4 eksi 8 diyeceğiz. Bir de burada artı a 17 eşit. İşte şu ifadelerin tamamı 13 çıkıyor. Topladım ben demin. 13 artı a eşittir 17'den a 4 geldi. Soru bizden ne istiyor? İntegral 2 1'den 2'ye g(x) dx zaten biz burayı 4 bulduğumuz için cevap 8 oldu C şıkkı. Bir düzelteyim bence çünkü bu görüntü çok da aslında doğru bir görüntü değil. Çünkü x eksenini kestiği nokta bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 olarak verilmiş. Biraz garip görünüyor. O yüzden biz şöyle yapalım. Normal bu fonksiyon hepsinin tepe noktası bakın eksi x parantezinde 6 eksi x olduğu için tepe noktaları 3'tür. Tepe noktaları 3 olduğu için bir tanesi şöyle bir parabol. Tepe noktasının apsisi 3 olduğuna göre yerine yazarsak 3 çarpı 6 e, Hatta şöyle x parantezinde 6 eksi, x yerine 3 yazarsam. Burası bakın 9 oldu. Böylece, Alan neydi? H için bahsediyorum şu an 3 çarpı 9 27 3te biri buranın alanını veriyordu. 2 katı burayı 18 18 36 oldu. Şimdi g'ye gelirsek bakın g fonksiyonu için onu bilmiyoruz. Geçtim o yüzden son olarak h'a geliyorum. H için de e, f için de pardon 8 parantezinde 6 x eksi x kare yani 8 parantezinde x parantezinde 6 eksi x tepe noktası yine bakın köpler toplamının yarısı olduğu için 3'tür yerine yazarsak e, ordinatı kaç geliyor bunun 8 çarpı 3 çarpı 3 yani 72 böylece arkadaşlar 72 çarpı 3 bölü 3 işte şu bölgenin alanı 72 oluyor arkadaşlar o zaman şu bölgenin alanı da 144 oluyor. 144'ü 2 ile çarparsak 288 oldu. Haliyle 288'in dörtte biri 72'dir. Bu bize şunu anlatıyor. 72 olan kısım, rengi de hatta soruya uydurarak yapayım bakın. 72 olan kısım işte bu yeşil bölgeymiş. Neden 4'e böldüm onu söylemedim. Yeşil bölgeye ait olma olasılığı 1 bölü 4 ise bu bölgenin alanı tüm alanın dörtte biridir o yüzden tamam mı? Böylece 72 geldi yeşil bölge. E bir de arkadaşlar burada da 36 birim var. Demek ki G fonksiyonu şöyle bir 108 birimlik alan oluşturmuş. 2'ye böldüğümüz zaman burası 54 olur. Burası da 54 olur. Bunu niye yaptım? Parabol mantığıyla 54 ise burası bakın 27. 54, 27 daha 81 oldu. Ve buranın apsisi 3'tü. 81 elde etmek için Burasının 27 olması gerekiyor. 27'yi nasıl elde edeceğiz? 27 eşittir. A çarpı 6x eksi x kare ya. İşte x yerine ne yazdık biz? 3. 6 çarpı 3. 18 eksi 9. Burası da 9 olduğu için A3 geldi. B şıkkı. Fonksiyon soruları aslında posta kutusuna e, mektup atma soruları gibidir. O yüzden klasik böyle fonksiyon formülü kullanamayacağınız sorular varsa bu soru gibi düzgünce şunu görmek lazım. F3 bir kere 4'e gitmiş. Artık onun yeri kapandı. 3 gitti istediği yere, 4'e gitmiş oldu. 1'e gelirsek kendisi zaten 1'in gidebileceği arkadaşlar f1 eşittir 1 olmasın diyor. Zaten 1 diye bir eleman yok. O zaman 1'in gitme hakkı istediği 5 yerden birine gidebilir. 4'e de gidebilir çünkü soruda birebir fonksiyon olacak diye bir şey dememiş. Normal fonksiyon demiş. Birden fazla elemana aynı yere gidebilir. Sonra 2'nin gidebileceği arkadaşlar kendisi hariç 4 yer var. 3 zaten gitti onun 1 hakkı vardı onu da kullandı. 4'ün gidebileceği kendisi hariç arkadaşlar böyle 4 tane yer var bakın 2'ye 3'e 5'e veya 6'ya. Bu yüzden toplam 80 fonksiyon tanımlanabilir B şıkkı. 90'a tamamlayanlar malum tanjansa kotanjant olur. O yüzden kotanjant 4, kotanjantın 4. kuvveti x çarpı burada da 273. bölgede tanjant ve kotanjant pozitif. Dolayısıyla bu da tanjant üzeri 5 x olacak arkadaşlar. Cos x bölü 1 eksi sin x. Burayı da 1 eksi sin x yapacağız. Çünkü eksi sin kot ve tan da dışarı çıkar. Şimdi buna göre Kotanjant üzeri 4x, tanjant üzeri 5x ya. Şunu yapabiliriz bakın. Bunu tanjant üzeri 4x ve tanjant üzeri x diye ayıralım. Şurası zaten kot çarpı tan 1 olduğu için direkt 1. Artık soruda tan x eksi cos x bölü 1 eksi sin x kaldı. Bu arkadaşlar sin x bölü cos x'tir. Şimdi artık payda eşitlersek Burayı 1 eksi sin x ile burayı da cos x ile. Sin kare eksi sin kare x artı sin x eksi cos kare x bölü 1 eksi sin x çarpı cos x oldu. Sin kare x artı cos kare x 1 bir, bir de önlerinde eksi var. Eksi 1. Burası da sin x eksi 1 bölü 1 eksi sin x çarpı cos x'ten sadeleşti eksi 1 bölü cos x oldu. Cevabımız eksi sekant x c b şıkkı. Birinci dartı vursun ve tek gelsin veya ikinci dartı vursun tek gelsin. O zaman birinci dartı vurma olasılığı 1 bölü 5. Tek sayılar 4 tane çift sayılar 4 tane 4 bölü 8. Veya ikinci dartı vurma olasılığı 40 bölü 100'den 2 bölü 5 çarpı 5 tek sayı var. Toplamda da 8 sayı var bu. Dolayısıyla buradan da 35 bölü 100 geldi arkadaşlar. E şıkkı. Payda eşitleyeceğiz ama payda eşitlememiz hatta gerek bile kalmayacak. Sin x bölü 1 bölü cos x artı cos x bölü 1 bölü sin x. Buradan 2 tane sin x çarpı cos x geldi. Ters çevirince cos ve sin'i. Bu da arkadaşlar sin 2 x e eşit. Şimdi buna göre cos üzeri 4 bu arada bu tabii ki m. Bunu kısaca şöyle c üzeri 4 s üzeri 4 diye yazarsak c kare eksi s kare c kare artı s kare olur. Ve buradan da kosinüs kare artı kosinüs kare 1 olduğu için cos kare x eksi sin kare x oldu. Bu da cos 2 x de hemen dik üçgeni çizdiğimiz zaman 2 x sin 2 x m olduğuna göre buraya 1 buraya m. Sonra 1 eksi m kare. Pisagor'dan tabii ki. cos 2x de arkadaşlar. 1 eksi m karenin karekökü bölü 1'den e şıkkı. Hemen soldaki ve sağdakilerin köklerini bulalım. Bu arada sağdakinin 0,4 pi, soldakinin 0,2 pi. Tabii ki ortak çözüm olduğu için burada 0-2 pi arasına bakmak mantıklı olabilir. Sorunun sonunda bunu da konuşuruz. Şu an 2x, 4x falan gelirse değişik durumlar olur ama muhtemelen x'li bir ifade gelecek. Biz de kesişimlerine bakacağız. Şimdi ee, bakıyorum cos 2x yerine ne yazabilirim? 2 cos kare x eksi verir. Mümkün olduğunca arkadaşlar tek bilinmeyene döndürün. Bakın böyle tek bilinmeyen oluyor. 4 cos kare x eşittir 3 oluyor. Buradan da cos kare x eşittir 3 bölü 4 geliyor. Dikkat edelim. Cos x eşittir. Kök 3 bölü 2 de olur. Eksi kök 3 bölü 2 de olur. Pi'li falan yazmaya gerek yok. Zaten 0 ile 360 arasında bildiğimiz değerler bunlar. 30 derecede ve 330 derecede cos e, kök 3 bölü 2 olur. Ve yine 210 derecede ve arkadaşlar 3. bölge bir de 2. bölgeye bakacağız. O da kaç derece oluyor? Dok e, 150 derecede. Buralarda da bakın eksi kök 3 bölü 2 olacak. Gelelim diğerine. Diğerinde de 4 sin kare x yerine hemen 4 parantezinde 1 eksi cos kare x yazacağım. Artı 2 kök 3 cos x eşittir 4. Buradan da 4 eksi kısaca yazıyorum. 4c kare artı 2 kök 3c eşittir 4. Bunlar gitti. O zaman arkadaşlar e, burayı 4c parantezine alırsak kök 3 bölü 2 c, e, eksi c olmuş oldu. Eşittir 0. 1. Kosinüs buradan 0'a eşit olabilir. Yani kosinüsün 0 olması için 90, 270. İşte e, 4, 0'dan 4 pi dediği için nokta nokta böyle gider ama 0 ile 4 pi arasında olduğu için çok işime yaramayacak. Sonra cos x buradan kök 3 bölü 2 olabilir. Buradan da arkadaşlar 30 olur. 330 olur. nokta nokta gider ama zaten kesişimleri lazım olduğu için bize bu ikisi yeterli oldu. Ee, ne demiş? İki soruyu da çözen bir öğrenci kaç farklı ortak kök bulmuştur? İki farklı ortak kök buldu. Önce arkadaşlar katlamada tabii ki neye dikkat edeceğiz? Açı değişmez, uzunluk değişmez. Bir de sorularda katlama sorularında ya eski haline geri getirin sonuçta bakın eski haline geri getirdiğiniz zaman bunlar birbirine eşittir. Yine bunlar da birbirine eşittir. Şöyle bunlar da böyle birbirine eşit olur. Bunu gördükten sonra ya da açarak yaparsınız. Yani siz dersiniz ki ben şöyle açacağım hocam buraya böyle katlayarak göstereceğim deyip bu katlanmış halinde isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Ama yani ben açıkçası şu görüntüdense eski haline getirmeyi tercih ederim. Sorunun çok hani yapılmayacak olduğu durumda ben katlamayı tercih ediyorum. Yoksa geri eski haline getiriyorum. Şimdi burası 60 birim. Şuraya A dersek burası da A. 120 eksi A. Hemen 3, 4, 5 ile özel üçgeni deneyelim. Olmazsa kareler toplamına bakarız. Bu şimdi e, ee, 4'ün 15 katı. Buraya 3'ün 15 katı demek için 45 desek o zaman buraya da 75 kalıyor. Gerçekten 3, 4, 5 oluyor ama ben tabi hani burada şey yapmıyorum. Hemen böyle bunu yapmak zorunda değilsiniz. Sayıları 10'a böl şuradan da görürdünüz. 12 eksi A'nın karesi artı 60'ın karesi dediğim için 6'nın karesi diyorum bakın. Eşittir A kare deyip böyle de yapabilirdik arkadaşlar. Tamam mı? Problem yok yani. Böylece A'yı 75 bulduk arkadaşlar. Şimdi A'yı 75 bulunca burası da 75 oldu. Şöyle burası 60. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Alfa alfa işte şurası da 90 eksi 2 alfa. Biz zaten yarım açıdan yapabileceklerimizi yapabiliyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Ne diyeceğim? Tanjant 90 eksi 2 alfa. Kotanjant 2 alfadır. Buradan yarım açıya varacağım çünkü. Kotanjant 2 alfada neye eşit? 45 bölü 60. Bakın şu üçgende. Tanjant 90 eksi 2 alfa yaptım, oradan da kotanjant 2 alfa'ya geçiş yaptım. Böylece sadeleştirirsek 3 bölü 4. Bu ne demektir? Ters çevirdiğimde, tanjant 2 alfa da 4 bölü 3'tür. Tanjant 2 alfanın formülü 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa. Hemen bir t harfi verdiğim zaman 4 eksi 4 t kare eşittir 6 t oldu. Öbür tarafa attığım zaman hepsini 4 t kare artı 6 t eksi 2 eşittir 0. 2t kare artı 3t eksi 1 eşittir 0. 2t y t eksi 1'e eksi 1. Böylece 2t eksi 1 çarpı t eksi 1 eşittir 0'dan t 1 olmaz. Çünkü o zaman 45 derece olur. T buradan arkadaşlar 1 bölü 2 geldi. Niye 45 derece olmaz? O zaman 0 derece olur. O yüzden arkadaşlar 90 eksi 90'dan 0 derece olamaz e açısı sonuçta. Böylece tanjant alfanın 1 bölü 2 olduğunu gördük. Bu da bana şunu getiriyor. 60 ise burası 30'dur. Böylece 30 kök 5 olur. E şıkkı. Bu soruda arkadaşlar sayılar güzel değil bakın. O yüzden düzgünce denememiz gerekiyor. Yoksa Pisagor'dan var ya işin içinden çıkamayız yani. Burası şimdi bakın hipotenüslere aynı olan iki tane dik üçgen. Şimdi kare olduğu için şuraya x desem buraya da x artı kök 10 derim tamam mı? hemen şimdi şunu düşüneceğim. Ben buradan, buranın iki kök on olduğunu gördüm ya. Acaba burası da iki kök on olabilir mi? Onu kontrol edeceğim. İki kök on, üç kök on oluyor bu dik kenar. Hipotenüs burası. Sonra iki kök on, ED de üç kök on oluyor. O zaman burası da aynı kenar oluyor. Güzel. Demek ki aslında burada sizi Pisagor bataklığına sokmamak için bakın sayı deneyerek. X'in bir kök, iki kök on olup olmayacağını deneyerek görmüş oldum. Buradan artık bizden nereyi istiyordu bu? FC, FC uzunluğu yani burayı istiyor. O zaman hemen ne yapacağız? Kök 10 bir kenarı da şimdi 3 kök 10 bulduk. X'i 2 kök 10 bulduğumuz için Pisagor 10 artı 90'dan 100 cevabımız 10 geldi E şıkkı. Bu iki alifayı alfa alfa ayıralım bakın. Şuraya alfa diyelim. Buraya da alfa diyelim tamam mı? O zaman Alfa alfa olduğu için bir de 90 olduğundan buranın M olduğunu görmeniz gerekiyor. Soruda AC 10 birim verilmiş. OC de 8 birim olduğuna göre 6 8 10'dan AO da 6 birimdir. 6'nın 10 oranı açı ortay 3 bölü 5. Yani OM'ye 3K dersek buraya da 5K olur. 8K eşittir 8'den K1 geliyor. 3K 3, 5K da 5. Bundan dolayı BO da 3 oldu arkadaşlar. M'yi soruyor bize. Yani B noktasının apsisini -3 B şıkkı. Evet, bir analitik düzlem çizelim. M'nin pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum ama ilk önce bir pozitife göre düşünelim şıklardan da biraz yararlanıp. Şimdi e, burada arkadaşlar 0'a 6 noktasından geçiyor. Şöyle eğimler M, 2M, 4M ya. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Düşey olanın eğimi daha büyüktür. Biraz daha yataysa eğim küçülür. Biraz daha yataysa eğim iyice küçülür. O yüzden burası D1 doğrusu. Bu da D2 doğrusu. Bu da D3. D3'ün eğimi 4M ya. Burada şunu düşüneceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. Bir şuraya tamamen harf olarak, sayı olarak düşünün tamam mı? Burası mesela 40 olsaydı. Şimdi 0'a 4'e bölünen bir şey değil. O yüzden uydurarak gösteriyorum. Burası 40 olsaydı burası 10 olurdu. Sonra D2'nin eğimi 4, 4 eğim olması için buraya 10 kalırdı. 40 bölü 20'den 2 olacak ya. Sonra bunun eğimi de 1 olması için arkadaşlar buraya da bakın 20 yazacaktık Buradan şunu anladım işte. Artık orasının 40 olduğunu biliyorum göstermek için yaptım. Burası K birimse burası K birim burası da 2K birim. Böylece eğimler oranı 1, 2, 4 geldi. Şu bölgenin alanı D1, D2 ve X80 -X arasında kalan bölgenin alanı 2K çarpı 6 bölü 2 eşittir. 18'den k 3 oldu arkadaşlar. K'yı 3 bulmamın şöyle bir avantajı geldi. Bu doğrunun eğimini artık bulabiliyorum. Tanjant alfa 6 bölü 3'ten 2. Bu neye eşitti? 4 m. m o zaman 1 bölü 2. 1 bölü 2 olduğu için de bakın şöyle absisi 1 bölü 2 olan noktanın ordinatını istiyor. O zaman buranın uzunluğu n olur. Ve benzerlik yapacağım. 3'ün 3 buçuğa oranı 3 artı 1 bölü 2'den 6'nın n'ye oranı 2 ile çarparsak her iki tarafı n 7 geldi e şıkkı. Doğru bir soru biraz dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bir doğru ee, x ekseni ve y ekseni daha doğrusu çizmiş oldum önce. 3'e 4 ve 5'e 5 doğrusuna paralel. O zaman 5 eksi 4 bölü 5 eksi 3'ten doğrunun eğimi 1 bölü 2. Bu doğru y eksenin c noktasında kesiyormuş ve c bir doğal sayıymış. O zaman böyle x eksenin üstünde kalacak c noktası. Şöyle bir e, doğru yapalım arkadaşlar. Doğrunun eğimi 1 bölü 2 olduğu için buraya k dersem buraya 2k derim. Böylece bakın tanjant alfa 1 bölü 2 olur. Ne demiş bize? E, saat yönünde 45 derece döndürülerek l doğrusu saat yönünde 90 derece döndürülerek m doğrusu oluşturuluyor. Ve L noktası x eksenini 12'ye 0'da kesiyormuş. Bakın o zaman ben şöyle saat yönünde bakın saat yönünde 45 derece döndürdüğümde işte size L noktasının yeri. Tamam mı? Bu da 12'ye 0'mış. Saat yönünde bir 45 derece daha döndüreceğim. O zaman şöyle yine bakın buradan geçen bir doğru. Bu da x eksenini m noktasında kesecek. Şimdi 90 derece daha döndürdüm. Şey 90 derece döndürdüğüm için aslında bir 45 daha döndürdüm M'yi elde etmek için. Bunun bana katkısı şu. Bakın arkadaşlar. E, ters açıdan dolayı şöyle 45 derece, yine ters açıdan dolayı gördüğünüz gibi burası da 45 derece. Şöyle bakın iki tane doğru arasında kalan açılar tabii ki birbirine eşit olmalı. Burada önemli bir durum çıktı ortaya dış açı ortay. Neresi dış açı ortay çizelim. Bakın işte şu pembe ile çizdiğim doğru dış açı ortay oldu. Bir de ne yapacağız peki burada? Nerenin dış açı bu? Şuranın tamamının. O zaman dış açı kolları şuradaki CM ve buraya da T dersem CT. Bunlara nasıl bir yorum yapacağım? 45-45 olduğu için 90 derece geldi. Onu da bir renkle göstereyim bakın. Şu 45, 45 daha 90. Doğrunun tamamı o zaman buraya da 90 kalır. Dikten dikindiği için öklit. E, hatta kesirlerle uğraşmamak için demin k'ya 2k demiştim ama buraya 2k diyeyim, buraya 4k diyeyim. Bakın 4k çarpı x eşittir 4k kareden xk gelsin böylece. x'i de k yazdım. Şimdi 2k k, k kök 5. 2k 4k, 2k kök 5. Bunlar bizim için neden önemli? Çünkü arkadaşlar dış açı ortayın kolları şuradaki cm ve ct olduğu için bunların oranı bakın k kök 5 bölü 2k kök 5'ten 1 bölü 2 olmuş oldu. Şimdi şurası 12 eksi k çünkü l noktası 12. 12 eksi k'nın 12 artı 4k'ya oranı eşittir arkadaşlar. 1 bölü 2 k kök 5'in 2 k kök 5 oranı. Buradan da içler dışlar yapsak 24 eksi 2 k eşittir. Şurası 12 olacaktı. 12 artı 4 k. K da buradan 2 oldu. K 2 olduğu için yükseklik o zaman 4 birim geldi. K 2 olduğu için ML uzunluğu 10 birim geldi. ML noktalarından geçen işte bu üçgen Böylece tabanı 10, yüksekliği 4, bölü 2'den 20 oldu C şıkkı. Orijinde bir merkezi olan çember çizelim şimdi. Şöyle bir çember. Bu çemberle arkadaşlar x artı 2y eksi 20. Yani böyle bakın y eşittir 10. x'e 0 verdiğimizde bir de y'ye 0 verdiğimizde x 20. Bunlar böyle bir y ekseninde kesişiyormuş. Bir de ne söylemişti bize? Çember L doğrusu ve A diğer doğru da x artı 2y eksi 20. Yani o doğrunun adını vermemiş. D doğrusu diyelim. Bunların üçü aynı noktada kesişiyor. Ama gelelim şimdi L doğrusuna. L doğrusunun koordinatlarının çarpımı 0 ya da pozitif olması için orijinden geçen Böyle bir doğru olması gerekiyor. Üçü de bakın aynı noktada kesişiyor. Bunu söylemiş. Soruda bu L doğrusunun görüntüsünün böyle olduğunu anlamanız lazım. Neden? Bir kere burada sıfıra sıfır olur. Şu bölgede zaten pozitif olduğu için koordinatlar pozitif olur. Bu bölgede de üçüncü bölgede de negatif olduğu için çarpımları pozitif olur yine. O yüzden bunu fark etmek de soruda hakikaten önemli. Aslında çok da zor bir nokta değil. Ee, şimdi bunları yaptık arkadaşlar. Bizden şu kesim noktasının diğer noktası olan B'nin koordinatlarını istiyor. Bu nasıl olacak biliyor musunuz? Şimdi A noktasında burası alfa ise burası da alfa olacağı için biz eğer A noktasını bulursak aslında simetriğinde olacağı için B noktasını da buluruz arkadaşlar. O yüzden bir A'yı nasıl buluruz ona bakalım. Bunun için de şöyle bir dik indireceğim. Şuraya beta diyeceğim. Niye biliyor musunuz? Doğrunun arkadaşlar eğimi, bize verilen doğrunun eğimi. Neye eşit? 2'ye eşittir. Eksi x'ten eksi 1 bölü 2. O zaman tanjantı 1 bölü 2'dir. Buraya k derim. Burası 2k olur. 10 eksi k olur. Zaten hipotenüste aynı zamanda yarı çap. İşte size şurada bir pisagor gördünüz mü? K'ya 4 verirsem 6, 8, 10 geliyor mis gibi. O zaman burası 8 oldu. Burası da 6. A noktasının koordinatları 8'e 6 ise B noktasının koordinatları da eksi tam tersinde olacak. Ee, bakalım şöyle alfanın karşısındaki 6 birim olduğu için yine 6 birim. Sonra buraya da beta, de, beta demeyeyim teta diyeyim. Teta'nın karşısında 8 olduğu için yine 8. Demek ki burası da eksi 8'e eksi 6 B şıkkı eksi 14. Düz bir çember yorumu yapacağız. Şöyle A noktasını ben biraz daha böyle sağa doğru kaydırayım, teğet olduğu yeri tam böyle dik indirebilelim. Biraz burası çünkü yamuk gibi görünecek yoksa böyle teğet olan noktaya indirdim. Sonra B'den de bir dik dikindirdim. DA'yı arkadaşlar bize 40 verdiği için yine 40 yarıçapın r olsun. Sonra bakın BD 20 olduğu için yine 20 r eksi 20. Şöyle bir Pisagor yapabiliriz r 40 ve r eksi 20. O zaman 3, 4, 5 üçgen özel üçgeninden R'ye 50 dersek R eksi 20 30 olacaktır. Bunun bize şöyle bir katkısı olacak. C noktasından dik indirdiğim zaman şöyle birleştirdiğimde merkezden kirişe inen dik kirişi ikiye böler. Bu yüzden 40 birim olur yine. Ve arkadaşlar P dersem AP'de 40 olur. FD'yi zaten 70 vermişti. 80-70 daha 150 birim. Sonra bakın R eksi 20'yi 30 bulduk. Orta tabandan dolayı tabii ki burası da yine 60 birim. Bir de BD 20 ise burası da 20. Toplamda 80, 150 ve 170 oldu D şıkkı. İki nokta arasındaki uzaklığı bulurken soruda önce bir parça parça gidelim. Birincisi orada bir ikizkenar yamuk var. AD, C ve B şeklinde. Bakın üst parça 6, alt parça da 12 olduğuna göre bunları böyle 3 3 bölecek. 3 4 5 üçgeninden üçgenin yüksekliği burada da göstereyim bakın. Gördüğünüz gibi 3 4 yine böyle 3 4. Yüksekliği 4 geldi. ADBC ve KLNM yamuğunun. Bunun bize katkısı şu arkadaşlar. En uzak iki nokta arasındaki uzaklık yani bu BN sorulurken N'den bir tane dik indireceğiz. Yüksekliğin 4 olduğunu bildiğim için şöyle burayı birleştireceğiz. Peki bu BH uzunluğunu nasıl bulacağız? Bize BN'yi 15 vermiş ya. 225'ten 16 çıkarsa burası 209 birim kare oldu. 209 kök oldu daha doğrusu. Şimdi bundan sonra BH'a da şöyle dikdörtgen üzerinden yorum yapalım bakın. B, C, M, H noktası. Şurası da L noktası. Şimdi HM arkadaşlar 3 birim. O zaman LH 9. Ve yine BH'da biz kök 209 bulduk. 209'dan 81 çıkarırsak 128 yani 8 kök 2'ymiş. Artık buradan BL uzunluğunu aynı zamanda CM uzunluğunu 8 kök 2 bulduk. Şimdi taban alanı ADBC ve yüksekliği 8 kökü olan yamuk prizmanın alanını bulacağız. Alt taban artı üst taban 6 artı 12'den 18. Yükseklik 4 birimde. Bölü 2 çarpı yükseklik 8 kök 2. 36 çarpı 8 yani 288 kök 2 e şıkkı.